Elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payı hızla yükseliyor. Haliyle de bazı benzinli araç üreticileri bu alana girmeye başladı bile. Mercedes, Ford ve General Motors bunlardan sadece bazıları. Fakat bu alana giren sadece şirketler değil, devletlerin de bu pazara olan ilgileri ve teşvikleri artmaya başladı. Aslında yıkıcı bir teknolojik değişim olarak görülen bu sektörde ise büyük bir oyuncu olmayı amaçlayan ve tamamen yerli ve milli olmayı hedefleyen TOGG'un ilk adımları atıldı. Hatta geçtiğimiz haftalarda halkın görüşünü artık net bir şekilde de sunuldu ve TOGG için şimdiden halka arz planları konuşulmaya başladı bile. Peki TOGG halka arz olacak mı? Olursa hangi borsada işlem görecek? Midas Plus Kuş Bakışı'na hoş geldiniz. Az önce sorduğumuz soruyu cevaplamadan önce TOGG'u biraz daha yakından tanıyalım. TOGG 2018'de Anadolu Grubu, Zorlu Holding, Turkcell, BMC ve TOP tarafından Türkiye'nin otomobili girişimi grubu olarak kuruldu. Özellikle bu pazar, yani elektrikli araçlar yeni yeni yükselirken TOGG projesi bu açıdan baktığımızda doğru zamanda kurgulandı diyebiliriz. 29 Ekim 2022'de ise ilk otomobili seri üretime hazır hale geldi. Şimdi ise gelelim biz bunun büyük yatırımlar ve umutlar barındıran tarafına. TOGG 15 seneye yayılmış ve bugüne kadar 3,5 milyar avroluk bir yatırımla gerçekleşiyor. Şirketin CEO'sundan edindiğimiz bilgilere göre ise 2023 sonu itibariyle toplamda 1,8 milyar avroluk kaynak kullanmayı hedefleyen TOGG'un planlarına akıllı cihaz, kampüs ve teknoloji geliştirmek için yapılan yatırımlar da dahil. TOGG 4,33 milyar lira ile Türkiye'de mobility alanında faaliyet gösteren şirketler arasında ödenmiş sermayesi en yüksek şirket haline geldi. Bunun yanı sıra ise cari açığın kapanmasına da 10 milyar avroluk bir katkı yapması bekleniyor. Ayrıca 2023 yılına kadar da 4300 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Bu anlamda ise üretimin gerçekleşeceği Bursa Gemlik bölgesinin de kalkınma sağlayacağı öngörüler arasında. TOGG'un Çinli Faresis Enerji ile beraber %50-50 ortak girişimle kurduğu Siro, 2023 başından itibaren Batarya Teknoloji Merkezi binasında batarya modül ve paketlerinin seri üretimine başlayacak. Siro 2024 sonunda ise kendi fabrikasında üretimlerini yapacak ve 2026'da ise kapsamlı bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. Bu arada TOGG'un CEO'su Karakaş, Siro'nun farklı şirketlere de batarya tedarik edebileceğini özellikle vurguladı. Şirketin kurucuları bahsettik, biraz da tanıdık. Gelelim bir de ortaklık yapısına. Yakın zamanda ortaklık yapısı değişen TOGG'da ödenmiş sermayenin tamamı, daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesiyle beraber nakden 846.77 milyon TL artırılarak 150 milyon TL'den 996.77 milyon TL'ye çıkarıldı. Sermaye artışı sonrasında ise Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu Holding'in her birinin şirketteki payları %19'dan 23'e yükselmiş oldu. Sermaye artırımına katılmayan Kök Ulaşım Taşımacılığın TOGG'daki hisseleri ise mevcut ortakları tarafından satın alındı. Bu kapsamda ise TOGG hissedarları Vestel, Turkcell ve Anadolu Grubu Holding kapa yaptıkları açıklamada sermaye artırımına iştirak ettiklerini duyurdular. Ve gelelim asıl merak edilen konuya, yani TOGG'un halka arz planına ve eğer TOGG halka arz olursa bu hangi borsada olacak? Şirketin CEO'su Karakaş geçtiğimiz günlerde TOGG'un geleceğinde farklı finansman yollarına başvurabileceğini aktararak aslında halka arz sinyallerini vermiş oldu. Karakaş, her profesyonel şirket gibi biz de büyümek için borsaya açılmak gerektiğini biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz, büyük ihtimalle yurt dışında halka açılacağız dedi. Tabii bu açıklamadan sonra ise herkesin merakı yurt dışında acaba hangi borsada işlem görebilir konusuna yoğunlaştı. TOGG'un her fırsatta kendini klasik otomobil şirketi değil de bir teknoloji şirketi olarak tanımlamasından dolayı da akıllarımıza Amerika'da dünyanın en büyük teknoloji borsası olan Nasdaq'ta işlem görebileceği geliyor. Şirket CEO'sunun ise yurt dışında halka arz olabileceğini söylemesiyle beraber Borsa İstanbul yerine Nasdaq daha güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Bu arada konuyla ilgili sosyal medyada yaptığımız bir ankette aldığımız cevaplar TOGG'un halka arz olması durumunda yüksek ihtimalle Nasdaq'ta işlem görebileceği yönünde. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Buraya kadar bahsetmişken bir de TOGG ne zaman satışa sunulacak bunu konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya yönelik ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası TOGG'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart sonunda ise teslimi başlayacak şekilde açıklamıştı. Bizler 29 Ekim'de tanıtımı yapılan TOGG'u Anadolu kırmızısı rengiyle tanımıştık. Güncelde ise 6 farklı renk ve 5 farklı modelle sunulması bekleniyor.
bekleniyor. Modeller ne derseniz ona bir bakalım. C SUV, C sedan, CX coupe, S SUV ve C MPV olacak. Renkler ise Pamukkale, Anadolu Gemlik, Kula, Oltu ve Kapadokya üzere çeşitlendirilmiş 6 farklı renkten oluşturulması bekleniyor. Tok CEO'su Karakaş ise üretim bandının başında yaptığı açıklamada fabrika tamamen faaliyete geçtiğinde 3 dakikada bir Tok üretilecek diyerek seri üretim kapasitesini ve verimliliğine dair de fikir vermişti. CEO ayrıca fiyat ve donanımlarının Şubat'ta belli olacağını, satın almak isteyenlerin ise online ve Tok deneyim merkezlerinden sipariş verebileceklerini de söyledi. Karakaş ilk yıl 20 bin araç üretileceğini fakat talebin şu anda bundan çok daha fazla olduğundan ve satın almak isteyenlerin şimdiden kendilerine ulaşmaya çalıştığını da belirtiyor. Bakalım hem şirket tarafındaki gelişmeler nasıl ilerleyecek hem de yatırımcılar olarak çokça merak ettiğimiz halka arz gelişmeleri neler olacak, bunları da takip ediyor olacağız. Böylelikle biz de bir kuş bakışı bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.